çevirince Türkiye bütün dünya seyretti. 70 yaşındayım iş kadınıyım. Ben şimdi gene iş kadınıyım. Konya, şimdi Karaman mı diyelim, Karaman'a bağlandık biz. Karaman, kazağımız Ermeni, doğum yerim Güneyyurt, Aralık Mahallesi. Şimdi çocukluğumuzda 5 yaşındaki çocuklar annesi yardım dediler. Hani oynama der annesi. Çünkü bir şey sallayabilir. Komalın önünde olabilirdi. Ya babam ne yapardı? Başı alırdı, sen bu mala niye bakmadın, niye kaçırdın? Başı bir sağlardı kafama. Başına düşerdi. Oradan serpil sürpil kalkardı. Gayri biliyor musun? O yine alır doğru öbürme mallarla. Yarı kuzum, yarı kuzum, yarı kuzum. Buradan konup gittik kadar tallala. Ben hiç oynamadım. Hiç sevinmedim. Okula gitmedim. Çünkü döndürmediler. Ondan sonra döndürmediklerine çok işledim, çok üzüldüm. Ben okusam, Bursa'ya derdim, uçak sürmeyi severdim, helikopter sürmeyi severdim, başbakan olmayı severdim, aşağılarda duramazdım. Anladın mı? Şimdi gene şu yaşımda, 70 yaşında ben yoruldum diyene acayip ediyor. Ben var ya, hayvanlara, eşi merkeplere katırlara derdi, merkepleri yüklettim, bu diye var. Buğday torbasını böyle kucakladım, hayvana böyle yükledirdim. Katırı yükledirdim, beygiri yükledirdim. Ha, oduna da giderdim ben şimdi. Bir Şam'dan bir Şam'a teyin gibi atlardım. Anladın mı? Yine de hiç yorulmadım. Bak çalışmak iyiydi. Tembelliğe iyiydi. Ben tembelleri sevdim. Boş adamı sevmem dedim. Benim oğlum olsa da. Ben yağ yakmam. Oğlum huuu, kız kızım demem. O kuru kullanıp bir şeye yalvar. Var ya, benim bir nişanım vardı, ben ona aşıktım. Çünkü çocukluktan beni vermiştiler. Onundu. Onların evi yandı. İnekleri yandı. Hiçbir şey kalmadı. Yandı. Kurtaramadım. Ama o yanı ahıra ben bakı aşıktım. Yanı ahıra var ya, bir tarlalar vardı, oramız çıkardı, o tarlaya varmasam olmadı, oğlan görmedi. İlle oraya da açıyordu, biliyor musun? O çeşmeye benim nişanım geldi, biliyor musun? Ha, şimdi bu evlendiğim amcamın oğluydu. Amcamın oğlu oğlana demiş ki, oğuzu alma. Oğuz hastalıklı demiş. Oğuzu alma demiş. Sonra babamın variyeti var ya, malı ele gidecek diye, kızı becerikli diye, ondan sonra amcamın hanımı, ben bu kızı ele yedirmem dedi. Ben bu kızı oğlum alacağım diye oğlumu kandırmış, buldumuş, beni istediler. Ben de oğlanı almam dedim. Oğlan bırak, zayıf, böyle. Ondan sonra bir gün odun getiriyormuş. Odunla baktım ki hiç iyi değil. Yani oduna giderdim, odun yapardım ki hep de budakların yağı şeylerini dizerdim. Katıra. Ondan sonra hiç iyi. Ama ben bu oğlanı almam dedi. Bunun eğlediği odun da kendine benzer dedi. Almam ben bu oğlanı. Ben orada geldim olmam. Aa, elçileri, itileri beraber oldular, kandırdılar, mundurlar, ne yaptılarsa bizi evlendirdiler. Oğlan da suçu. Doğdu, annesi öyle diyor, doğuyor ama güzel, baban zengini ipar etmez, güzellik gerektiği doğuyor ama üzerime bu çocuk düşmüş, ne yapıyorlar diyorum, ben anam bana neler ettiler. Çık dizlerim şöyle yana var ki, gelme dedi, gelme yanıma dedi, geldiğin yere gitti. Ondan sonra geldiğin yere gitti, ilk oldu. Geldiğin yere gitti, elindeki attığı taşlar, senin kafanın şeydi, kafan kadar var, şöyle iki eliyle falan. Ondan sonra taş gelirken ben şöyle yapıyorum.
Rastgele şöyle yapıyor. Orada bir çiftçi var. Çiftçinin yanına gittim. Gece dayak yiyeceksin ama. Gece daha bir ikinci odun düzlenecek üstümde. Ondan sonra zaten onurla geldim gayet. Bir daha gitmedim. Yalvara yalvara. Artık gayet dedim ben sana dönmem dedim. Dönmedim. Dayaklar bitti. Dönmedim. Allah'ım dedim, senin vurduğun boyayı beğenmediler dedim. Babanın zenginliği para etmez, güzellik gerek dediler dedim. Bu bana suç oldu dedim. Vereceğin dedim, bu karnımda oğlan veya kız ne olursa hakkımda hayırlısını verir. El ayağı düz ver dedim. Ama hiç kimseye benzemesin, çok güzel olsun dedim. Şu ay dedim, şu ay nasıl güzelse benim kızım da öyle, benim kızım ya da oğlum. Ne olacaksa, ne vereceksem öyle güzel olsun dedim, biliyor musun? Ben güzelleri seviyorum dedim. Kendim güzel olmadı onlar dedim. Hiç kimseye bakmadım. Kimseye benzemesin dedim. Şuramı örttüm. Ama gece ay şöyle doğdu 15'inde bağrımı açtım. Böyle dedim. Tabi öyle ver Allah'ım dedim. Ha öyle güzel bir Allah'ım. Böyle doydum. İşte öyle de güzel oldu. Anladın mı? İkinci evliliğimin hanımı ölmüş, iki tane hanım ölmüş. 7-8 çocuğu var. Birisini yuvaya vermişler, birisini Çorum'da bir evlatlık vermiş. Bunları saklamışlar. Bana, ben evlenmek istemiyorum. Almam diyor. Dört çocuk dediler. İkisi evde, ikisi evlenmiş dediler. Hala çocuklar da hani abisiyle kardeşlerinden alacak dediler. Bana böyle dediler. Neyse. Bana göstermedi, iyi dediler. Babam dedi ki iyi dedi, saçında ben yok dedi. Seni dedi eskidir dedi. Baban sağlığına umut etme dedi, baban yarın bir gün gelecek dedi. Ben de imzaya gittim, baktım ki adamı beğenmedi. Hiç haz etmedi, hiç de sevmedim ama. Sevmeye 40 sene durdum. Ondan sonra bağırdım adamı görünce aklım başımdan çıktı, gerisin geriye döndüm. Belediyede imza atacaktım, atmadım. Abim evine geldim, gelin ağlar, beni ağlarım, gelin abi sağlar. Anne sağlar. Ondan sonra abimi oradan şehrin ileriye gelenler toplamışlar, kandırmışlar. Adam çoğu iyiymiş, öksüzleri varmış, şuyu varmış, buyu varmış kardeşim diye hemen bana yalvar. Şöyle abim yüzüne bak, abim evlenmem lazım, evlenmem, gitmem lazım dedim, gitmem lazım dedim. Öyleyse dedim, benim malım helalim orada çoğuydu, her şeyim vardı. İneklerim vardı, geçim vardı, çocuğum vardı. Ondan sonra öyle mi dedim öyle, hadi beni götür, imza atıvereyim dedim. Hayır, haz etmedim. Hiç haz etmedim. Almam diye ağlayayım. Gelin de ağlıyor. Gelinin annesi de ağlıyor. Ondan sonra demek dedim, bacınıza acımıyorsunuz, adam acıyorsunuz dedim. Çok masraf etti. Masraf ettiyse dedim, getirin mi ineğimi birini satın verin masrafına. Gitmiyor mu? Baktım onu. Kinayen, kahren er aldım. Evlendim yani. Kahren. Ben çalıştım, ben onları da besledim. Öksüzlerimi de besledim. Herkese der, 50 lira verirsin, yövmedir. Hiç de bana bağırmadı, bana da 25 lira verir. Herif ben de yövmez dedi. İyi vereyim dedi. Bir şey dedim mi diye, ya bekçiliğini yapar, yetmiyor mu dedi. O da doğru ya, yeter dedi. Sabahına köye gittiydi kızına. Kızlar var oradan. Büyük kızının yanına geldi miydi? İşte büyük kızının yanında Ramazan'dan geri. Yetmiş. Sabah namazına akla gelip gidiyor da hani gene abdestini alır durdurdu. Ondan sonra iki nikahını kılmışmış. İki nikahını da kılamayacağım. Baban ölüyor demiş işte. Allah derse canını almış Allah. Ben kocalarımdan da dün gördüm. Ben onlara iyi dua ettim. Beytullah'a gittim. 22 gün, 24 gün burada mallar varsa ömreye gittim önce. Allah'ım dedim, o cahil,
O okumuş değil. Onun kafası çalışmıyor. Onun başı dönmüş. İki, bir tane, beş tane yetimi varmış. Üç tane yetimi varmış. Çocuklarını yuvaya verin. Allah'ım, benden sen daha çok iyi biliyorsun. O bana sinirlendi, kızdı, dövdü ama ben hakkımı helal ettim. Onun için tavaf yaptım iki kere, üç kere. Allah'ım onu cennet kocası et dedim. Cennetin baş köşesine ol. Ben ona hakkımı helal ettim, helal ettim dedim. Ettim de. Allah'ın yanında da, kulun yanında da ettim de. Allah-u Teala benim bu sabrımdan bütün yarattığı kullara versin. Cenab-ı Allah bu sabrını, karnımda benim sabır çok. Biliyor musun? Atıyor, kendi kendimle müzakere ediyor. Bir adam bana kötülük yaptıysa diyorum, bunun kötülüğün karşılığında bunun iyiliği de vardır diyeyim. Bana şu kadar kötülük yaptıysa bunun karşılığında iyiliği de, her zaman da kötülük yapmaz ya diye. Bunu ben affediyorum. Çünkü ben affetmezsem Allah da bizi affetmiyor. Yardımcım da Allah, dostum da Allah. Araya da hiç kimseye de sokmadım. Bir gün bir dova ettim, mal çoğdu. Allah'ım dedim, yeter seni, seninle benim arama dedim. Buyur dedim, malla giriyoruz sana. Hakkın ibadet yapamayayım dedim. Şosoğudun dibinde Cuma'yı, bu mallara hayırlısıyla bir dedim. Müşteri göndür dedim. Akşama göndürdüm adını sevdiğim malı. Akşama göndürdüm, iki şey koydum. İki şeyden türedi bunlar. İki şeyden türedi. Sabrettik ya. Ondan sonra, çünkü gece bak benim saatim var ya, bir saat ben yerini öre ben iki saatim uykum yok benim. İki saat uykum yok. Nasıl uykum olacak benim? Bu mallar sağlıyor, süt satılıyor, mal güdülüyor değil mi? Yem getiriyorum, ot getiriyorum buraya. Hep yatmıyorum, ışıklar yanıyor. Ya hırsız nasıl gelecek? Hırsızın peşine düşüyorum. Hırsız benden korkuyor. ...70 yaşındayım iş kadını. Ben şimdi gene iş kadını. Ehliyeti 92'de aldım. Diplomayı da 92'de aldım. Milliyetime dilekçe verdim. Benim okul yazarım var dedim. Onlar da yani okula tabi tutmuşlar, toprakla. Oraya gittim geldim. Yetişemediğimde taksi tuttum okula ya. Okula gittim. Dersimi verdim. Öldürün, geberdirin dedim. Bana yardım edin dedim. Ben diploma alacağım. Çocuklarım bundan yiyecek ekmeği dedim. Biliyor musun? Gayret gösterdi. Sürücü burcunda da tuvalete giderken de kağıt buradaydı. Ondan sonra kız bu evin kağıdı dedim mi, kızım vardı. Kız bu dedim mi, bu dedim sürücü burcunun kağıdını ver. Hepsini ezberleyeceksin, hiç kolay yok mu dedim. Var ana dedi, nere dedim. Cevap anahtarları var dedi, cevap anahtarları var dedi. Cevap anahtarları göster dedim, orada dört çık var ya. Dört çığın birisi kalbeye yatacak. Onun da bir yerde şey var ya. Doğrusu. O doğruyu ezberledim, o doğruyu. O doğruyu kafama tuttum. Dört çıkıp. Ondan sonra ilk yardımdan kalmışım. Motoru vermişim. 60-70'le vermişim. Trafiği de vermişim. Zaten trafiğe alışkındım. Böyle gidiyordum ya. At arabasıyla 10 sene tüp sattım. 10 sene omuzluğuyla sattım. 10 sene sigortayla sattım. 2000'de alındı da bununla. Bunlar şu Eylül ayında geldi. O arabayı nasıl kullanacağım? Ne varmış arabada? Şey, bas depreje, kaldır el frenini, bas depreje, ver şeyi, gazı, kaldır ağaçta, kaldır veririm size. Ne var ki? Öğrendikleri her şey koyuyor. Yemin ederim ki yağ da değil, bir şey de değil, aynen kalbimde. Ekmeğe daha vur diye, ben yazıyorum. Eğer benim yaşım 25 olsa, ben uçağa bile, ne var şu arabada ya? Ne var şu arabada? Şimdi şurada komşunun bir motoru vardı. Memlekette benim tarlam vardı ya. Öğreneyim de karnımda kalsın dedim. Ona 500 liralık mazot boru. Orada gider gelirim motor. Bacağımda az uzanıyor ama. Motor büyüyor ama. Gene o uğraşıyor. Ondan sonra gidiyorum geliyorum. Oradan geliyorum. Buradan ekmeğe götürüyorum. Çiftçiye dalı dedi. 500 liralık benzin buldum. Hani tarlaya vardım da çift süreceğim ya. Şimdi ben memlekete gittiğimde hani beni bir şeye benzetmiyorlar. Karada kurtuyor. Bazı beni dilenci zannediyor.
şöyle gidiyor ya. Patron yok dedi. Patron ne olacaksın siz varsınız ya dedim. Siz varsınız ya. Elimin sırtını vurduğumda suratımı düşürüyüm dedim. Beni hırsızlığı zannettim, patron ne olacağım ben? Biz yedirmeyi severiz. Çalışmayı severiz. Acızlanmayı severiz. Hastalığımız gelirse hastalığımızı aldık. Şöyle oldum. Yok. Biz de kafamıza bir şey sararız. Ya kapatarız. Allah'ın bir hediyesi verir. Tahammül ederiz. Her yer gecenin arkasında bir sabah yok mu? Güneş yok mu? Allah-u Teala vermiş. Olmasa bir de doktor eder. Olacak. Çok nazlanmıyor. Allah'a tevekkül olacak. Ben çok hastalandım ama şimdi çok iyi. Ağzımın tadı var. Su içsem tadını alıyorum. Ondan sonra soğanla ekmek yesem tadını alıyorum maşallah. Şekerim yok, şükürüm yok. Ben şu ineklere teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Siz diyorum olmasaydınız ben bu adamlarla karşılaşamazdım diyorum. Onlarla utaşamazdım. Sizin sebebinize, o tiplerin sebebine birbirine sattı, birbirine sattı beni. Biliyor musun? Birbirine sattı. Dedi ki, benim kafamı sevdiler. Şu arabaya dolduruyorum bu malı. Malı kendim, şu komşulara yüklettirip, kardelende kesiyor. Benim bu ortağım biri kimidi? Yargıtay'dı. Bir iki kimidi? Savcıydı. Bir iki miydi? Uluslararası hakimiydi. Uluslararası. Boğaları keserken onların evlerine taşırım ben. Gece taşırım ben kurbandan. Torunlarımı alırım, ya da derinin duyam alırım. Herkesin evine poşetle müşvari. Hep elimi öpmeye çalışırlar beni. Hiç kimse beni üzmedi. Zabıtanlardan da memnunum. Polislerden de memnunum. Biliyor musun? Jandarmalardan da memnunum. Ana arabanın gibi, ana bir şey mi oldu, ne oldu dediler. Hani bir zarar mı oldu dediler. Gazı da durdular. Siz beni ne duruttunuz? Benim ne suçum var, ne yaptım diyeyim. Hani araba sürüyorum, süt götürüyorum, mal götürüyorum ya. Ondan sonra sen analar suç işlemez dediler. Halın hatırını soralım, elini bir öpelim dediydik dediler. Bir gün de dedik ki ana sen bu işi vazgeç. Sen de el gibi git, otur. Sana hizmet eder. Kime hizmet edecek bana dedi. Daha ben onlara hizmet ederim. Ben onlardan bir şey beklemiyorum dedi. Yani çocuklar ne bekliyorum? Şu benim damadım devlet mühendisi. Siz memursunuz. Ben senin aylığın gelirken hesaplıyorum. Şunu alıyorsun, elektriğine verir, suyuna verir. Şunu verir, telefonuna verir. Ne kalır o derim. Şimdi herkes okuyup da milletvekili olsa, herkes şey olsa bu koyunu kim bütecek? Bu eti o para yenir mi? Tallıyı ekmesek olur mu? Değil mi? Herkes bak bu dağlar enginliği yüksek olmuş. Zengin parası olacak, fakiri ondan alacak. Değil mi? Ben bu diye kaldıracağım, etiği edeceğim, senin belinden paranı alacağım. Değil mi? Bunun her şeyi şart. Okusunlar ama bir yere kadar okurlar, kafası çalışmazsa ticaret atılsın. Ben ticaret karşısıyım. Ben de sen burada yasaka koca Allah'a ekmek vermeden Çıbık'taki pazarı bulmuşum. Pazarı buldum, ıprığımı da koydum yanıma. Hoca Allah'a ekmek vermeden dedim. Başladım abdestimi aldım. Hoca da namazı kılarken ben de çekildim bir yerde sabah namazı buldum. Girdim pazar anasını verdi. Doldurdum malları 5 dedi arabaya. Benim okuyamıyorlarsa ticaret atılsınlar. Okusunlar. İlle de kafaları çalışmayacağız hemen oraya beklemesin ya. Demirci olsunlar. Araba tamircisi olsunlar. Elektrikçi olsunlar. Hepsine ihtiyaç. İhtiyaç değil mi? İlla herkes bu koyunu mu götürüyor?